Merhabalar herkese. Yeniden bir üniversitenin gözünden programında beraberiz. Umarım keyifler yerindedir. Yeni gelen izleyicilerimiz için kendimi tanıtayım. Eski izleyicilerimiz beni tanıyacaklardır. İsmim Ayşe. Pertemniyel 2020 mezunuyum. 148. dönemdenim. Bu yıl da İstanbul Tıp Fakültesi, Namdeğer Çapa Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Konuğumu çok bekletmeden onu alayım. Merhaba Talha. Merhaba Ayşe, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kendinden biraz bahsetmek ister misin izleyicilerimiz için? Tabii, Tayyip Talha Karadeniz. Pertemniyel 2017 mezunuyum, 145. dönem. Mezun olduğum sene mentorluk programına başladım Pertemniyel Lisesi'nin Analitikler Derneği'nde. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir savunma sanayi şirketinde yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Tamamdır, süper. Zaten sorularımızla birlikte aslında seni daha da iyi tanıyacağız birazdan. O yüzden hemen sorularıma geçmek istiyorum. İlk olarak birinci dönem bittiğinde yaklaşık olarak netlerin nasıldı? Vallahi hatırladığım kadarıyla 130 net civarında yapıyordum ama bizim YGS Martlı oluyordu, yani sizin KYT. O yüzden karşılaştırmak ne kadar doğru onu izleyicilere bırakalım. Bir de bizim sınav 160 soruydu, onu da hatırlatayım. Ama ilk dönemde 130 net civarında yapıyordum hatırladığım kadarıyla. Peki arkadaşların gözünde canlanması için soruyorum. Okul sıralaması olarak nasıldın? Çok mu aşağılarda, çok mu üstlerde yoksa böyle ortalarda falan mıydın? Ortalardaydım ya. Yani ortanın biraz daha üstündeydim daha doğrusu diyelim. Böyle daha iyi şekillenecektir gözlerinde. Peki netlerin ne zaman artmaya başladı? Vallahi öyle bir anda artmadı. Yani peyderpey arttı. İşte en başından anlatayım. Ben 12'nin yazında başlamıştım çalışmaya. 11'in sonunda bir deneme olmuştu. Katılıyorum. Böyle 80 net falan yapmıştım. Ondan sonra yazın işte YGS çalıştım, matematik yapan. Yazın sonunda 100'ün üstünde yapıyordum. 110 civarında falan olabilir. Ondan sonra işte Kasım'ın sonuna doğru bir 120'nin üstüne çıktım. İşte ilk dönemin sonunda 130'du. Sınava kadar da 130'da 140 arasında yapıyordum genelde. Ya matematik çalışmanın aslında biraz bariz olarak fark açan nokta oldu gibi anladım. Yani tabii yazın başı ile yazın sonu arasındaki fark o. Ama hani dönem içinde Türkçe çalıştığım dönemler de oldu. Yani Türk denetlerimin arttığı dönemler veya fen netlerinin arttığı dönemler oldu. O yüzden hani tek derse bağlamıyorum. Hepsinin teker teker arttığı dönemler oldu. Anladım. Peki sayısalcıların genelde sosyali ne zaman çalışacakları kafalarındaki en büyük sorulardan biri. Keza işte eşit ağırlık arkadaşlarımız için de fen bu şekilde. Sen sosyali ne zaman hallettin? Ne zaman çalışmaya başladın? Şöyle bizde sosyalde 40 soru çıkıyordu. İşte tarih, coğrafya, felsefe, din diye. Tarihe hiç çalışmadım diyebilirim çünkü çok yorum soruyorlardı ve hani yapılıyordu bir şekilde. 13 soru çıkıyordu galiba. Bir 9 net civarında çıkarıyordum genelde. O yüzden çok çalışma ihtiyacı hissetmedim. Sadece dershanede belli aralıklarla işte tarih dersleri oluyordu. Hani onları dinliyordum ama dinlemesem de olurdu. Yani sonunda öyle çok dikkatlisi olmadı. Coğrafyada çok sıkıntı yaşıyordum. Hani hiç yapamıyordum coğrafyayı. Bir iki net ders yapıyordum. Onu da dönem içinde sağ olsun bir tema arkadaşım hani belli başlı konuları anlattı ve hani ben de biraz üstüne eğildim bir 2-3 hafta. Palmiye'nin kitabı vardı galiba, onu çözmüştüm. Ondan sonra denemede hani daha dikkatli çözmeye başladım. Denemeden sonra da hani yapamadığım soruların doğrusunu öğrendim. O şekilde coğrafya netlerini de arttırdım. Felsefede de biz 11'de felsefe almıştık seçmeli. Hani ben o dersi severek çalışmıştım 11'de. O yüzden hani belli başlı kavramları oturtmuştum felsefede. Çok fazla onu da çalışma ihtiyacı hissetmedim. Sosyali o şekilde hallettim yani. Genelde de 30 metrelerinde yapıyordum. O da yetiyordu yani. Anladım. Genelde birçok mezun arkadaşımız seninle aynı paralel cevapları veriyorlar. Soruları daha dikkatli, denemelerdeki soruları özellikle. Çünkü genelde biz başlarda nasıl olsa sosyal bilmiyorum, çözsem de doğrusunu öğrensem de aklımda tutamam mantığıyla biraz sosyali arka plana atıyoruz. Fakat bir tık üstüne eğildiğimizde aslında soruların o kadar zor olmadığı, denemelerde bir süre sonra aynı soruların karşımıza geldiğini fark ediyoruz. O yüzden çalışacak arkadaşlar için de bu gerçekten önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tam Peki olarak sınava aynı şeyi çalışıp ben de yaşadım. O yüzden şöyle yapılabilir bence sosyal. Yani ben coğrafya kısmı için özellikle. Yani yazın böyle bir boş vaktinizde çalışırsanız çünkü daha fazla denemeyi dikkatli çözmüş olacaksınız. Bilerek çözmüş olacaksınız. Daha fazla bilgi edinebilirsiniz sınav kadar.
Kesinlikle çok da vakit almıyor aslında. Belli başlı konuları çalışırsak tüm konular tabii ki de yine vakit alıyor. Fakat belli başlı konuları halledince zaten şu an TYT'de 5 soru çıkıyor. Ya bir üçünü garanti halletmiş oluyorsunuz. İkisi de zaten biri yoruma kalıyor artık. Birini de göre göre çözmeye çalışıyorsunuz. Dediğin kesinlikle ben de katılıyorum. Bir de sosyalde şöyle bir tavsiye verebilirim. Bence sallamaktan çekinmesinler sosyalde. Ben sallıyordum. Yani tabii direkt sallamıyorsun 5 şıktan da. Hani 3 şıkka indirdik sorular oluyor veya 4 şıkka. Yani bence orada sallanmalı artık. Çünkü 3 tane olsa böyle soru. Birisini bilsen 1 doğru 2 yanlış. Yarım net sana artı yazıyor. O yüzden bence tadında olmak koşuluyla sallanabilir sosyalde. Ya evet, araya bir sayısalcı denklemiyle hemen. Tamam, ben arkadaşların acizane bu fikri de sunmuş olalım o zaman biz. Olmadı artık arkadaşlar, bu şekilde bir yöntem izleyin diyor Talha arkadaşımız. Peki senin sınavda kullandığın taktikler veya ders çalışırken kullandığın taktikler var mıydı? Nasıl çalışıyordun? Şöyle çalışırken hani bir denemeyi çözüp atmayın. Mutlaka o denemeyi konu konu analiz edin. İşte 3 tane peş peşe denemede atıyorum matta 30 yaptınız. Ve üçünde de ortak konularda takılmışsınız. Demek ki o derse çalışmanız lazım. Yani bunu tespit edebilmeniz için de o denemeyi ayrıntılı incelemeniz gerekiyor. Sınav anında da hani ben çok sınav anında başarılı bir öğrenci sayılmam. Çok fazla heyecan yapmıştım. Ama zamanınızı kontrol etmek için şöyle bir taktik verebilirim. Ben öyle yapıyordum. Yani Türkçe ile matematiğe birer dakika veriyordum. Çünkü zaten fen ve sosyal hızlı çözdüğümü biliyordum. Türkçe'de matematiği o ayrı kaçırmazsam sınavı rahatlıkla yetiştireceğimi biliyordum. O yüzden böyle Türkçe ile zaten o sırayla çözüyordum. Türkçe matematiği çözüyordum. O yüzden bunları çözerken hani bir 5 soruda 10 soruda bir dakikada bir dakika sınırını geçmiş miyim diye kontrol ediyordum. Ona göre hızlanıyordum veya yani daha dikkatli çözmeye çalışıyordum. Bu zamanımı kontrol etmeme yardımcı oluyordu. Onun dışında bence sınav sürecinin önemli parametrelerinden biri de psikolojik olarak insanın kendini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi. Onun için de Kesinlikle. yani ben yapamadım bunu. O yüzden şey yapabilirsiniz. Hani bunun hayatınızın en önemli senesi olmadığını bilin. Üniversiteye geçtiğiniz andan itibaren çok daha zorlu, çok daha stresli problemlerle ve dönemlerle karşılaşacaksınız ve onları da yapacaksınız. O yüzden bu dönemi bence çok fazla gözünüzde büyütmeden ve hani eksiklerinizi tespit ederek ilerlerseniz çok rahat bir şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Peki, bu noktaya biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten herkesin yaşadığı bir problem bu. Ve genelde aşandan çok aşamayan daha iyi tecrübelediği için olaya daha iyi açıklık getirebiliyor. Bu heyecan problemi sence arkadaşlar nasıl aşabilirler? Mesela sen daha sonrasında sınavdan çıktıktan sonra ya keşke böyle yapsaydım, daha iyi olurdu, daha iyi yenebilirdim bu heyecanı vesaire. Kendine verdiğin önerileri biraz arkadaşlarla da paylaşmak ister misin? Şöyle mesela benim hiç günlük rutinlerim yoktu. Mesela sınav günü 30 tane paragraf sorusu çözüyoruz. Ama ben sınav dönemim boyunca yani çalışma dönemim boyunca hiç paragraf sorusu çözmedim ben de denemeler haricinde. Belki sınav bunu umutla söylemiş diye anladım. Hani sınav günü yapacağınız şeyleri önceden tekrar ederseniz hani o da sıradan bir günmüş gibi olur. Ve bu şekilde daha rahat edebilirsiniz sınavda. Ama sınavda böyle bir sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız bence mutlaka işte hocalarınızla, büyüklerinizle veya olmadı profesyonel destek de alabilirsiniz. Yani onlarla konuşabilirsiniz bence. Bunlar çekilmeli. Kesinlikle evet, rehberlik servisleri eğer daha da büyük bir probleminiz varsa işte psikolojik bir destek almayı bence de kesinlikle ihmal etmemeliyiz bu süreçte. Çünkü küçük bir yaşta fazla bir yük biniyor gibi geliyor bizim sırtımıza. Çünkü sınav çok önemsenen bir şey bizim ülkemizde maalesef. O yüzden arkadaşlar bu konuda evet hepimiz çok muzdaribiz ve umarım herkes de bunu aşabilir. Peki... Şunu yakaladım. Paragraf rutinin yoktu demiştin. Peki böyle işte problem çözme, geometride işte her gün 5 soru çözerim veya farklı bir rutinin var mıydı? Yoktu ya. Hiç yoktu yani. Öyle çok düzenli çalışan biri değildim zaten. Rutinlerim de yoktu yani. Peki bunların sana zararı oldu mu sence? İşte zararı dediğim gibi belki rutin şekilde paragraflı problem soruları çözseydim sınavda çok karşılaşacağım fazla problemler yani. Daha faydalı olabilirdi. Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımız hatta atıyorum işte sınav saati 10'sa her gün işte sınava bir ay kala onda deneme çözün vesaire gibi önerilerde bulunuyor. Yeri gelmişken bence böyle bir öneride de bulunabiliriz. Hem saat konusunda hem de senin dediğin gibi
İşte günde 30 paragraf, işte 10 problem, kaç tane soru çözeceksiniz sınav günü. En azından sınava 1-2 ay kala bu rutini oluşturursanız bence kesinlikle fayda görebileceğinizi düşünüyorum ben de. Ya bu arada Aynen. buradan da Umut'a selam olsun. Ben de selam söyleyeyim. Bir şey yapılabilir. Hani çok bunaldığım dönemler oluyordu benim. O dönemler diyordum ki yani ben yarın ders çalışmayacağım, dinleneceğim sadece. O fayda sağlıyordu. Çünkü o dinlendiğim günden sonraki günler çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyordum ve hani o gün kayıp yerine bir kazanç oluyordu aslında benim için. O yüzden burada denenebilir eğer arkadaşlarım öyle problemleri varsa. Evet, bunu evet ben de kesinlikle katılıyorum. Fakat şöyle bir algı oluyor. Mesela o gün sosyalleşecekseniz bile sürekli arka planda bir sınav stresiniz oluyor. Bence o sosyalleşme kısmında onu düşünmeden direkt, yani boş zamanınızı boş zaman olarak değerlendirip dersi düşünmeden, dersteyken de boş zaman ayırayım mı kendime diye düşünmeden derse odaklanmak ve aralarda kesinlikle senin söylediğin gibi molalar vermek, dinlendirmek çok önemli. Ya yani motor bile bir süre sonra ısınıyor ve onu soğutmanız gerekiyor tekrar çalışması için. O yüzden kesinlikle bizim de biraz, beynimizin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Peki sosyallik konusuna gelirsek sen nasıldın? Sosyal hayatın nasıldı? Özellikle son senende nasıl değişimler olmuştu? Yani değişim oldu tabii ki. Yani ne bileyim 11. sınıfta okuldan sonra 2 aya gidiyorduk turist yemeğe. 11. sınıfta haftada 4-5 gün gidiyorsak tabii 12'de o kadar gidemiyorsun işte 3-4 haftada bir oluyor. Ama hani ben hiçbir arkadaşım beni çağırdığında bir yere reddetmedim. Çünkü yani zaten arkadaşlarımla sınıftan ve herkesin belli hedefleri var sonuçta. Başıboş insanlar değil. Onlar da seni her gün 2 günleri bir yere çağırmıyor. O yüzden o 2-3 haftada yenilen bir yemeğin veya gezilen bir yerin zararı olmaz. Veya işte 1-2 saat kendine vakit ayırıp dizi izlemenin zararı olmaz. Aksine faydası olur diye düşünüyorum ben. Ben de kesinlikle katılıyorum. Peki Pertemniyel bu sıralamayı yapmanda, başarı sağlamanda sana nasıl katkılar sağladı? Hem hocalarıyla değerlendirmeni hem de arkadaş bakımından değerlendirmeni istiyorum. Sence nasıl bir katkı sağladı sana? Arkadaşlarım özellikle çok katkı sağladı. Çünkü hani bir konuyu anlamadığın zaman, bir soruyu yapamadığın zaman sınıfta mutlaka onu çözecek biri oluyordu. O da hani bir kere vakit kaybını önlüyor. Çünkü bir hocayı bulmak belki 10-15 dakika. Hani yanındaki arkadaşına soruyorsun, bir iki dakikada cevabı buluyorsun. O yüzden o çok önemli bir avantajdı. Hocalar kısmında da özellikle son sene hani ben hocalara söyledim şu konuyu anlamadım diye, şu soruyu çözemedim diye. Hep çok yardımcı oluyordu. Mesela Azim Hoca vardı. Hala okulda galiba. Selam söylesin dersen bilen varsa. Hani dil anlatımım mesela çok kötüydü bu. O Kasım'dan önceki süreçte. Hani 8-9 soru çıkıyordu. Ben 1-2'ne falan anca yapıyordum. Yaptıklarımı da şansa yapıyordum. Hocaya söyledim hani böyle bir ihtimal diye. Çünkü özellikle sayısal öğrenciler için tek başına çalışmak da çok kolay değil dil anlatım bilgisini. Hocaya söyledim ve hani böyle bir ay falan herhalde. Edebiyat dersleri çünkü boş geçiyordu genelde. Bize 8-10 kişilik ekiptik, anlattı dizimizi ve hani artık bir iki soru kaçırmaya başlamıştım. Veya matematikte de aynı şekilde ne sorum olursa cevaplıyordum. O açıdan çok yardımcı oldu. Peki şu noktaya gelecek olursak, okul içinde nasıl bir öğrenciydin? Mesela işte teneffüslerde soru çözer miydin, beden derslerinde soru çözer miydin ya da İşte beden derslerinde futbol veya voleybol oynayanlardan mıydın? Nasıl bir öğrenci kimliğin vardı? 12. sınıf için mi söylüyorsun? Yo, genel olabilir yani. 12. sınıf için tabii ki daha mantıklı olur program için ama. Genelde yani öndeki seneler çok çalışkan bir öğrenci değildim. 11'de 10'da falan işte derste ders çalışma gibi bir şey olmuyordu zaten. 12. sınıfta da genelde zaten 8 saat dersimiz vardı. İşte 4 saati bunun edebiyat, Almanca falan gibi derslerdi. Boş geçiyordu. O derslerde ders çalışıyordum veya test çözüyordum. Onun dışında da teneffüslerde veya diğer derslerde işte arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Masa tenisi oynuyorduk fazla. Bu şekilde geçiyordu biraz. Kendimi atlatıyordum yani diğer kalan derslerle veya teneffüslerle. Peki şunu soracak olsam, sence şu anki tecrübelerinle 4 sene boyunca sürekli sıkı bir şekilde çalışmak mı daha avantajlı kılıyor seni, yoksa 3 sene biraz daha sosyal aktivitelere de katılarak, yine çalışarak ama sosyal aktivitelere de katılarak, son sene tabii ki biraz daha o sosyal aktiviteleri aşağı indirip biraz daha derslere yoğunlaşarak mı çalışmak daha mantıklı? Hem kendimiz açısından, kendimizi iyi hissetmek açısından hem de başarı açısından. Şöyle bence lisenin tadı kesinlikle çıkarılmalı yani. Özellikle ilk sınıflarda 9, 10, 11. Ama özellikle 11'in başından beri 11'in konuları LYS'nin temel konularını oluşturuyor. Özellikle matematik,
trigonometri, işte fizikte, mekanikte, elektrik. En azından hani YGS ve LYS için bir çalışma yapılmayacaksa da 11'deki dersler bence çok güzel bir şekilde öğrenilmeli. Dediğim gibi özellikle matematik, fizik, eğer mühendislik istiyorsanız tabii. Ama 9-10'da bence çok da bir çalışma yapmaya gerek yok. Yani dersleri benim ortalamam 80-85 civarındaydı. Ki çok da çalışmıyordum yani, yeterli oluyordu. Anladım. Peki, Pertevniyan mentorluk kısmına gelirsek, sen eski mentorlarımızdansın. Pertevniyan mentorluğun sana kattıkları ne oldu? Nasıl duydun ve katılmak istedin? Katılmanın avantajları neler? Biraz bahsetmek ister misin arkadaşlarımız için? Biz ilk öğrencilerdiniz. Umut'a mail gelmişti. Artık mailin nereden bulduysa Osman abi. Mail atmıştı Umut'a, böyle bir burs programımız var diye. Umut da bana attı. Öyle başladı ikimizde. Ben açıkçası en başta hani sadece burs kısmı için başvurmuştum. Böyle bir programla karşılaşacağımı bilmiyordum. Ondan sonra program gerçekten çok faydalı oldu. Biz bir 6-7 kişilik arkadaş grubuyduk. Ve işte Osman abi, Hakan abi gibi abilerimiz vardı. İşte pilavlar, iftarlar, geziler, bir sürü etkinlik düzenledik. O etkinliklerde bir kere hani sorumluluk alıyorsunuz ve sorumluluk bilinciniz gelişiyor. İletişim becerileriniz artıyor. Ondan sonra karar alma yetiniz iyileşiyor ve çok güzel dostluklar ediniyorsunuz her şeyden önce. Hani bir kere Osman abi gibi birini tanıdım ve hala da arkadaş gibi konuşuyoruz. Yani ne problemim olsa yazarım ve danışırım. O yüzden bana çok şey kattı ve tabii bonusu da Kanada'ya dil okuluna gönderdi dernek. Dönem boyunca yaptığımız etkinliklere burs karşılığında. O da yani hayatta herhalde mentorluk programı olmasa karşılaşamayacağım bir tecrübeydi. O yüzden çok fazla şey kattı. Eğer İstanbul'da okuyacaksanız üniversiteyi mutlaka başvurmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Peki biraz daha bu Kanada'daki serüvenine ilgili arkadaşlarımıza bahsetmek ister misin? Ben biraz biliyorum ama arkadaşlarımız belki ilk defa duyuyorlardır. Şöyle, dönem içinde derneğe verdiğimiz katkı ölçüsünde burs alıyoruz ve bu burslarımız da Kanada'daki dil okulu için sayılıyor. Sürecin başından sonuna kadar Osman abi bizle beraberdi. İşte biz Haziran'da gittik. Haziran'ın 15'i gibiydi galiba. Zaten Osman abi de orada bizle birlikteydi. O yüzden hani konaklamamızla vesaire her şeyimizle ilgilendi. Dil okulunda hani zaten Türkiye sorumlusu olduğu için sürekli yanımızdaydı. Ve çok güzel bir tecrübe oluyor çünkü ilk defa ben hani Kıbrıs'a gitmiştim de orayı saymıyorum, ilk defa yurt dışına gitmiştim. Hani tamamen İngilizce bilmediğiniz bir kültür, çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Biz bir de zaten dil okulunda olduğunuz için ekstra farklı bir kültürle tanışıyorsunuz. O yüzden mükemmel bir ay geçirmiştim. En sonunda çok dönmek istemiyordum ama maalesef programımız öyle güzel bir dönem geçmişti. Evet, özellikle Kanada zaten çok çeşitli bir ülke, yani insan bakımından farklı ülkelerden insanların geldiği, yerleştiği bir ülke. Çok güzel bir program gerçekten, ben de katılmayı istiyorum. Osman abiye de buradan selamlar tekrardan. Yine boyunca bir arada olduğun insanlarla beraber gidince ekstra keyifli oluyor. O da güzeldi yani. Evet. Bu arada mentorluk programına başvurmak isteyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz varsa sadece mezun olduktan sonra değil, mezun olmadan önce de yine 9. sınıfta, 10. 11. sınıfta ya da işte sınav senesinde tabii ki yoğunluktan dolayı derneğe o kadar ilgi ayırmanız mümkün olmayabilir. Başvurabilirsiniz. Yine bizimle beraber ufak ufak alıştırmalarla beraber derneğe katkı sağlayabilirsiniz. Dernek de size tabii ki de bunun karşılığında katkılar sağlayacaktır eminim. Hem kişiliğinizin gelişmesi, hem işte en ufandan mesela benim için sunuculuk yeteneğimin gelişmesi, senin için yurt dışı deneyimi kazanman gibi birçok katkıları var. Peki şimdi artık sıra bölümümüze gelsin. YKS sıralaman açıklandığında ya da sonuca baktığında aklında bu bölüm var mıydı? Bölüm seçmeye nasıl karar verdin? Ya da bir tanıdığın okuyordu da oradan mı merak saldın? Bu süreçten biraz bahsetmek ister misin? Bahsedeyim. Ben liseden beri mühendislik istiyordum aslında ve şehir dışına çıkmak istemediğim için de İTÜ'yü istiyordum. Ama hangi bölümü istediğime, yani hangi mühendislik bölümü istediğime bir türlü karar veremiyordum. Onu biraz hani sıralamam gelsin de bakarım mantığıyla yaklaşıyordum. Sıralamam geldi. Sıralamamdan pek memnun değildim. Daha yüksek bekliyordum çünkü. Ondan sonra bölüm araştırmaya başladım.
İTÜ İnşaat'ta kuzenim vardı. O söyledi bana. Yani böyle bir bölüm var. Kontrol ve otomasyon mühendisliği diye. Okey, onlar çok memnun dedi. Düşünür müsün? Ben de en başta sallamadım hiç. Hani ilk defa duyduğum bir bölüm çünkü. Neyse, İTÜ'nün tanıtım günlerine gittik. Orada bir asistan hoca bizle ilgili. Yani bölümü anlattı. Ondan sonra işte fakülteye çıkardı. Bölümü gezdirdi. Bölüm başkanıyla tanıştırdı. Hocalarla tanıştırdı. Orada çok hoşuma gitti bölüm. Sonra eve geldim. Biraz daha araştırdım. Tamam dedim. Bunu okuyabilirim. Hoşuma gitti. Bir de şeyin rahatlığı vardı. Merkezi yatay geçiş diye bir şey var yani. İlk iki sene sonra başka bir bölüme geçebiliyorsun. İTÜ'de de ilk iki sene bütün bölümler aynı dersleri alıyor. O yüzden İTÜ'de başka bir bölüme geçersem ona sene kaybım da olmayacaktı. Hani eğer bölümü sevmezsem diye. Onu da rahatlığıyla girdim ama hani girdikten sonra çok sevdim bölümü. Gerçekten karakterime de uygun bence biraz. Bu şekilde okuyorum şu anda da çok memnunum. Tavsiye ederim yani bir araştırma verin. Peki hangi becerileri gerektiriyor? Mesela sen de önceden duymamışsın. Bazı belki izleyicilerimiz de önceden bu bölüme hakim değillerdir. Çok da çok bilindik bir bölüm de değil aslında galiba. Diğer mühendislikleri daha fazla duyuyoruz. Daha şey bu mesleğe oranla. Sen araştırdığından neyi etkiledi de bu bölümü seçmeliyim dedin? Ya da hangi becerileri gerektirdiğini fark ettin okurken? Bölümü açıklayayım istersen ben biraz. Olur. Kontrol kısmı istemediğimiz şekilde davranan sistemleri istediğimiz şekilde davranır hale getiriyor. Otomasyon kısmında bu son dönemde çokça sıkça duyduğumuz yani Endüstri 4.0 gibi konularla ilgileniyor. Yani fabrikaların otomasyonu vesaire. Şöyle açıklayayım. Bir fiziksel sistem var. Biz bu fiziksel sistemi matematiksel olarak modelleyip denklemlere döküyoruz. Ardından buna bir kontrolcü tasarlayıp kontrolcümüzü gerçek hayatta gerçekliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim dönem ödevimiz vardı. İnsanın solunum ve dolaşım sisteminin modelini çıkarmış hocamız. Tabii o ayrı bir uzmanlık alanı olduğu için onu biz yapamıyoruz. Onun denklemlerini bize verdi. Ve biz kontrolcü tasarlayıp simülasyon ortamında denedik. Burada aslında kontrolcü dediğimde ventilatör oluyor. O zamanlarda sıkça duyduk. Hani istemediğimiz şekilde davranan bir akciğer var. Biz onu bir kontrolcü tasarlayarak, ventilatör tasarlayarak istediğimiz şekilde davranmasını sağlıyoruz. Gibi bir örnekle açıklayabilirim. Bölüm çok ciddi bir matematik altyapısına dayanıyor. O yüzden matematiği sevmemiz gerekiyor. Ama bu hani matematiği seviyorum şey değil. Çok iyi türev integral çözüyorum gibi bir şey değil. O türev integral çözerken zevk alıyor musunuz? Önemli olan o biraz. Bu şekilde açıklayabilirim ama matematiği sevmiyorlarsa ve aynı zamanda fiziği pek okumak mantıklı olmaz. Böyle söyleyebilirim. Peki İTÜ'ye gelirsek, İstanbul içinde kalmak istiyor musun zaten? Peki neden İTÜ'yü seçtin? Ve daha da önemlisi İTÜ'yü bazı konulardan ele alalım ama sen öncelikle neden seçtiğinden bize biraz bahsedebilirsen sevinirim. Valla çok düşünmedim seçerken çünkü bir marka sonuçta Türkiye'nin en iyi iki mühendisliği okulundan birisi. En iyi yerde okumak istediğim için değil. Güzel oldu. Buyurun. Peki kampüs kısmına gelirsek nasıl bir kampüsü var? Sen nasıl buluyorsun? Kendi yorumlarını bile biraz anlatabilir misin? Kampüsü anlatmama gerek yok ya herhalde herkes çok anlatmıştır. Gerçekten çok güzel. Hani o metronun kalabalığından vesaire çıkıp öyle bir ortama girmek çok rahatlatıyor insanı. Çünkü sakin ve huzurlu, yemyeşil günlük hayatın keşmekeşesinden kurtulmanızı sağlıyor. Yani, tabii bu senedir gidemiyoruz ama yine de bizim kampüsümüz. Aynen, sonuçta bir şekilde bir sene gideceğiz yani oraya diyorsun. Tamam. Bu tabii ki önemli bir şey bence kesinlikle çünkü özellikle bizim okul için bahçemiz çok küçük ve zaten yeterli alanımız yoktu. O yüzden böyle geniş kampüslü, güzel kampüslü bir yere gitmek eminim çok güzeldir. Maalesef bu konuda ben yine şanssızlık çektim ama eminim senin bahsettiğin kadar motive edici ve iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Peki yemekhane konusuna gelirsek, sen yemekhaneden daha önce hiç işte yemek yedin mi, nasıl fiyat performansını karşılıyor mu ya da çevredeki yerlerde yemek yemek çok mu pahalı yoksa uygun bütçeli yerlerde var mı? Arkadaşlar belki merak ediyorlardır. Yemekhaneden çok memnun değiliz açıkçası. Çünkü yani diğer okullarla kıyasladığımız zaman hem kalite olarak hem de fiyat olarak biraz yorulmak oluyor. Kampüs içinde yerler var yemek yiyecek. O da hani her bütçeye göre var. Pahalı yerler de var, daha ucuz yerler de var. Şimdi bir market açıldı mesela. Orada hani fırın var içinde. İşte poğaça, simit vesaire alabiliyoruz oradan.
Demek bir şekilde sıkıntı olmuyor. Yani kendi çok iyi olmasa da idare ediyoruz bir şekilde. Anladım. Peki kütüphane konusunda nasıl sence? Kütüphanemiz çok iyi bence. Hani gerek akademik olarak gerekse okuma kitabı olarak aradığınız bir kitabı bulamama ihtimaliniz çok düşük. Online imkanları da çok geniş. Aynı zamanda kütüphane yani yurt dışından belli kaynaklarla anlaşma yapıp bize oradan erişim veriyor. Gidip oradan da istediğiniz araştırmayı yapabiliyorsunuz. O yüzden kütüphane imkanlarımız geniş. Ama kütüphanede sadece fiziki alanda problem yaşıyoruz bazen. Bize ve final dönemlerinde çok kalabalık oluyor. Yer bulamayabiliyoruz. Ama onun dışında ben bayağı memnunum kütüphaneden. Aslında bu dediğin şey zaten bütün üniversitelerde genelde genel bir problem, sadece İTÜ'ye özgü olduğunu düşünmüyorum ben ama. Doğrudur. Yani diğer üniversitelerden pek bilgim yok. Ama galiba İTÜ için yeni bir kütüphane düşünülüyor. Ne aşamada bilmiyorum o konuyu da. İnşallah diğer arkadaşlar gelene kadar yeni bir kütüphanemiz olur. İnşallah. Peki en önemli soru. Akademik kadro olarak sence yeterli bir üniversite mi? Aslında bu soruyu tabii ki de cevabı belli bir soru ama biz yine de soralım. Tabii ki yine eleştirilecek mutlaka yönleri vardır. Akademik kadro olarak yeterli mi? Bir mühendis olarak gerçekten kalifiye bir mühendis yetiştirebilecek bir okul mu? Veya eksiklikleri varsa onlar neler? Biraz bahsedebilir misin? Şöyle bizim okulda dersleri üç ana başlığa bölebiliriz. Havuz dersleri, yarı havuz dersleri ve bölüm dersleri diye. Havuz dersleri bütün okulun aldığı işte fizik, matematik, kimya gibi dersler. Yarı havuz dersleri elektronik giriş dersi gibi belli fakültelerin ve birkaç bölümün aldığı dersler. Bölüm dersleri de zaten direkt bölümden aldığım dersler. Havuz derslerinin hocaları açıkçası iyisi de var, kötüsü de var ve biraz şans oldu. Yani ben mesela matbiri çok iyi bir hocadan aldım, matikiyi kötü bir hocadan aldım. Veya biri kötü bir ödeyen aldım. Fizik 2 iyi bir ödeyen aldım. Orada biraz işiniz şansa kalıyor açıkçası. Yarı havuz dersleri için de hani kalite biraz yükselse de aynı durum söz konusu diyebilirim. Ama hani kendi bölümüm için konuşursam bizim bölümün hocaları gayet yeterli. Yani Türkiye'de sayılı isimlerden her biri kendi alanında. Sadece bazen şey oluyor mesela adam hani gerçekten konusunun bir ya da iki numarası Türkiye'de ama araştırmayı yapabildiği kadar dersi iyi anlatamıyor. Öyle sıkıntılar oluyor. İşte hocalardan da farklı şekilde faydalanmak gerekiyor. Diğer bölümlerle ilgili de hani çok bir bilgim yok ama hani ben çok şikayetçi olan arkadaşımı duymadım. Zaten Umut da söylemişti burada o da. Kendi bölümündeki hocalardan memnunum. O yüzden hani bölüm dersleri için gayet kalifiye hocalar bence. Peki sen hazırlık gördün mü? Yani yoksa hazırlığı geçip mi direkt bölüme başladın? Hazırlığı bir dönem okudum ben. Yarım sene yani. O yüzden irregular'ım. Yani çapraz okuyorum. Mesela dördüncü sınıfa bu dönem geçtim. Hazırlığa girerken ben B1'dim. Hani SBT sınavı yapıyorlar. B1 sınıfından başladım. Yani yeterli mi? Belki çok iyi değil ama iş görüyor yani. İngilizcenizi ilerletiyor. En azından B1 seviyesi için önemli. Belki B2 seviyesi arkadaşlar için yetersiz gelmiştir. Onu bilmiyorum ama benim iyileştirmeme yardımcı olmuştu. Peki genelde lisede 9, 10 ve 11. sınıfta İngilizce eğitimine ağırlık versek de 12'de hiç önem vermediğimiz için aşırı derecede bir unutulma ve gerileme yaşıyoruz. Sen bu kaybı nasıl telafi ettin? Mentorluk programı kapsamında zaten bir Kanada'da eğitim aldın. Sonrasında kendin neler yaptın? Çünkü üniversite için dil bence çok önemli. Bu konuda arkadaşlara neler tavsiye edersin? Şöyle benim yani 4. sınıftan beri İngilizce derslerim fena değildi. Ama tabii okulda öğrendiğimiz İngilizce yeterli olmuyor. İngilizce öğrendim demek için. Ama bir altyapımız oluyor. İşte üniversiteye geçtiğimde hazırlık senemde, hazırlık döneminde daha doğrusu şey yapmaya çalıştım. Yabancı kaynaklardan haber okumaya çalıştım bolca ve işte yabancı dizileri izlerken İngilizce altyazı da izledim. Mesela. Bu çok yardımcı oluyor bence. Yani en başta inanılmaz zorlanıyorsun. Çünkü bilmediğin çok fazla kelime var. Yani insan mental olarak yoruluyor gerçekten. Yani izlediği dizden keyif alamıyor. Ama bir süre sonra hani daha kolay bir şekilde ilerleyebiliyorsun. O çok yardımcı oluyor bence. Mesela ben işte üniversiteye başlarken B1'di İngilizce seviyem. Bu Kanada'da bir okuluna gittiğim zaman C1'di. Orada da seviye sınav olduk. Orada C1 çıktım. O yüzden bunlar çok yardımcı oluyor bence. Tabii reading için konuşuyorum bunları. Ama eğer akademik bir planınız yoksa readinginizi ilerletmeniz yeterli oluyor bence. Çünkü işte lisansta bir ders görüyorsunuz. Türkçe alsanız bile dersi. Yani ders çalışmaya geldiği zaman Türkçe kaynak bulmak sıkıntı olabiliyor. Genelde İngilizce kitaplar. İşte onları açıp
rahatlıkla okuyabildikten sonra sıkıntı yok. Bir de iş hayatına geldiğiniz zaman da lisansta gördüğünüz konulardan çok daha spesifik problemlerle karşılaşacaksınız ve hani bunlarla ilgili Türkçe kaynak hiç yok neredeyse. Mühendislik için konuşuyorum bu arada. O yüzden İngilizce okuma becerinizin bence çok kritik ve geliştirilmesi gerekiyor. Ve benim yani orta seviyeler için de az önce bahsettiğim taktiklerden faydalanabilir diye düşünüyorum. Anladım. Ben de seninkilere ek olarak biraz mentorluk programı kapsamında yaptığınız bu İngilizce eğitim çünkü gerçekten önemli. Ve işte dernek başkanımız da bunu çok önemsiyor. O yüzden şöyle bir program ilerliyoruz. Aslında biraz Covid'i de bu noktada avantaja çevirmiş durumdayız. Bir senin gittiğin Kanada'daki okula gidemeyen arkadaşlarımız için, şu andaki arkadaşlarımız için online dersler oluyor İngilizce olarak. Orada eğitim alıyoruz online bir platform üzerinden. Arkadaşlar yine mentorluk programına katılmak isteyen arkadaşlar için mutlaka bence bu da çok büyük bir avantaj olacaktır. Buradan değinmiş olalım. Peki şöyle bir soru soracağım. Sen çalışıyorsun aynı zamanda ve bizi izleyen üniversiteli arkadaşlarımız da var. Üniversiteyle beraber çalışmayı yürütmek zor oluyor mu? Ya da tavsiye eder misin arkadaşların ne gibi avantajları veya ne gibi dezavantajları oluyor? Biraz bahsetmek ister misin? Vallahi zor oluyor. Hem de bayağı zor oluyor. Bir de biz yoğun çalışan bir şirketiz. Hani hafta işe gidiyorum. Geriye kalıyor bana 3 gün daha çalışmak için. İşte ödevi yapsan sınava çalışamıyorsun. Sınava çalışsan benim quiz'e çalışamıyorsun vesaire. Böyle yoğun bir dönem geçirdim. Bu dönem, geçen dönem başlamıştım işe. Ama gerçekten bazı günler artık yeter dediğim oldu ama yaptığınız işi sevince ve okuduğunuz bölümde sevince bir şekilde devam etmek motivasyonu buluyorsunuz kendinizi. Sonra gelecek olursak evet zor, tavsiye ediyorum. Evet kesinlikle ediyorum. Yani eğer karşınıza böyle fırsat çıkarsa mutlaka kullanın. Çıkmasa da oluşturmaya çalışın. Çünkü burada gördüğünüz şeyleri gerçek hayatta nasıl oluyor diye bir tek şekilde çalışarak görebilirsiniz. Ve bu işi eş zamanlı olarak yaptığınızda da üniversiteden sonra çalışmaktan daha faydalı oluyor. Bir de işte asla okulda öğrenemeyeceğiniz bilgileri de öğreniyorsunuz. O yüzden tavsiye ediyorum. Peki tamam, umarım arkadaşlarım, çalışmayı düşünen arkadaşlarımız için de bu tavsiyelerin faydalı olacaktır, ben eminim. Peki ilerideki planların neler? İTÜ'den mezun olduktan sonra neler yapmak istiyorsun? Biraz bahseder misin bize? Tabii yani çalışma hayatı olarak şu an çalıştığım sektörden memnunum. O yüzden muhtemelen okulu bitirdikten sonra da burada devam ederim. Ben istiyorum. Ondan sonrası için bir plan yok aklımda şey aslında. Akademik olarak da hani çok zorluyor yüksek yurt dışına gitmek istiyor musun diye. Kısa vadede öyle bir planım yok şu anda. Yüksek lisansa başlamak istiyorum ama mezun olduktan sonra hani İTÜ'de istiyorum. Yani, Türkiye'de istiyorum daha doğrusu. Doktora için belki olabilir ama onun için de yani önünde bir 4 senelik süreç var. Neler getirir hayat bilmiyorum. O yüzden doktora için bir şey diyemiyorum ama bu şekilde genel var. Tamamdır. Peki son olarak eklemek istediğin arkadaşlarımıza tavsiyeler olabilir, öneriler olabilir. Bir şeyler var mı? Vallahi başarılar diliyorum hepsine. Zaten genel olarak bahsettik. Yani ben neler yaptım. Yani tavsiye ettim. Size de çok teşekkür ediyorum bu yayına kabul ettiğiniz için beni. Yüz yüze de görüşürüz inşallah. Bir gün bütün mentorluk ailesine selamlarımı söylüyorum. Biz çok teşekkür ederiz Tayyip Talha, bugün konuğumuz olduğun için. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Teşekkürler. Arkadaşlar bizleri mutlaka YouTube kanalımızdan takip edip diğer programlarımızı da izlemenizi ve aşağıya konuklarımıza sorabileceğimiz soruları ya da hangi üniversiteden hangi konuğumuzu çağırmamızı istediğinizi, bu programı geliştirmek için eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka Pertemniyel TV kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz programlarımızdan ve derneğimizin aktivitelerinden haberdar olmuş olursunuz. Hepinize sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.